Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin moral bozukluğu içindeydik dedi. O etkili Bak şimdi dedi. oyuncu kendini biliyor. Gol atmasına rağmen takım o travmayı yaşamış elenme travması. Yani biz bir takım olarak bu gruptan çıkmalıydık dediler. Ki o pozisyonları buldular biliyorsun. Çok ikisini Kerem kaçırdı zaten yani evet. genelde. Onun o zaman futbolcu kendini biliyor demektir. Bu güzel bir şey. Derbi'de kendisinin nasıl gitmesi gerektiğini bileceklerdir. Yani burada Pozisyonun mesela koymuşsun Ljokovic Muslera. Her anda Muslera e, önde gidiyor şu anda. Öyle mi? Büyük fark var arada. Ve Türkiye'deki Ama fark derbi ki. tecrübesi evet. fark ettirir herhalde Aynen. değil mi? Aynen tabii Likov, yani. Likov, Likov, yani fark ettirecek. Yalnız bu esas bu e, istatistiği başka yerden okuyalım. Nasıl? Muslera niye bu kadar çok kurtarış yapmış? Daha çok pozisyon vermiş Galatasaray. Aynen. Bir de orada okumak lazım yani. Ha bir de şu var. Livakovic bir 5-6 maç sonra başladı Fenerbahçe'de. Ya zaten maç 13-15. Zaten hayır 13 maça göre. <laughs> hayır. Fenerbahçe kalecisinin Fenerbahçe'nin oyun sisteminde, düzeninde yani rakibin zor kaleye getirdiği düzende az kurtarış yapması kadar doğal bir şey yok. Şu doğru söylüyor burada ama ben ben orada bir tek kurtarış şeye bağlanıyorum. Yüzdesi topu oyuna sokma konusunda Livakovic'den daha başarılı. Evet. Ve kurtarış yüzdesi diyelim o zaman. Tamam sayıda daha çok pozisyon verilmiş ama geleni kurtaran Mustara büyük muhtaran. bir tecrübe ya. Volkan Demirel'in bu konuda lafı var ya. Bu ligde Tabii canım. şey yaratıyor. Haksız, rekabet. rekabet. yaratıyor dedi. Yani Mustara önemli abi, bir konu. Evet abi. İlk defa geçen sene ki şampiyonlukta Mustara'yı konuşmadık. Nelson Abdülkerim ikilisi hakikaten müthiş oynattılar. Ondan önceki Galatasaray başarılarında hep bir Mustara yazıyorduk abi. Nasıl konuşmadık ya? Fenerbahçe maçında diyoruz hay sana. Boşay'ın şampiyonlu... topunu. Geçen Oğlum sene şampiyonluğun mimarı Mustar'ı diye biliyor Mustar'ı da Nasıl? var, var. Ama Abdülkerim da... Abdülkerim'den tamam. son var kabul ama Mustar'ı hep var. Iletişim... Eski sıra dışı kurtarışlarını daha az izledik demek. İletişim de kuramadık. Yani Gürcan abi evet. Tabii ki kurtardığı maçlar var. Tabii, ama tabii evvel, evvelki İlitali. senelerde maç alıyordu tek başına. Doğru. Murat Özbostan'a göre kim ağır basıyor şimdi burada? Bundan sonra yani da forveti biri, verelim biri artık. yıllardır Türkiye'de başarılı olmuş. İşte Galatasaray'ın kalesinde şampiyonluklar yaşamış. Böyle derbileri yaşamış bir isim. Tabii ki Mustafa burada e, tecrübe açısından bir farklılık yaratmış durumda. Ama maçın Kadıköy'de oynandığını da düşünelim. Yani sonuçta bir kaleci arkasında taraftarı alacak. Bir kaleci arkasında protestoları, ıslıkları alacak. Yani böyle de bir durum var. Evet bir tecrübe var ama... Sonuç itibariyle biraz da bu senede farklı bir Fenerbahçe var. Geçmiş evet. yıllara Fakat göre. Fakat ile Icardi Ceko, arasındaki Icardi. benzerlik ne kadar ya? Aynı birebir neredeyse. Evet. Maç sayısı yakın. Aynı yani bence. Bir tek top, Asist, sür, asiste top var. sürmede, dribbling top sürmede yani götürmede Ceko bir, Icardi o, sıfır bir. Yani, da, yani o, orada farklı özellikler var. Asiste var bir de. O da sistem farkından. Tabii farkında. Yani daha merkezi oynuyor Icardi. Ceko ise Pasa pas asist Orta sahaya yaklaşıp. Valla tarafı sol oynuyor. tarafında mesela atıyorum ben. Kerem oynatıyor diyor. Galatasaray'ın tarafında orta yapan. Ee, yani iyi orta yapan. Tadiş gibi bir oyuncu olsaydı. Mauro Icardi'nin gol sayısı 20'yi geçerdi. Şimdiden geçer geçerdi. Geçerdi. Çok net söylüyor. Bu yani. Önemli. adamın ağzına atıyor topu ya. Evet Levent Üzemen'de <laughs> hiç gibi orta yapan bir adam olsa Galatasaray'da i̇şte i̇şte 20 ayakta. golü geçer. E bunu Hacı yapıyordu zamanında ya. Ne goller attırdı. Yani. İşte bekleniyordu o da. Hiçbirini yapmadı. 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 Bu ortaları aldı mı yıkardı. Bir tane kafa gol vurduğunu görmedik ya. Gelmiyor ki adama yani. Doğru yere koşuyor. Mesela şunu da çevre kontrolü yapmıyorsun. Mesela Kerem çok çalışıyor kabul ediyorum. Mükemmel gol atıyor ama ayak içine takılı kalmaması lazım. Ayak üstünde vuracaksın. Bir ikincisi çevre kontrolü yok. kara Karagümrük maçında bir topu bacağına atsa İkar'da arkadan boş kaleye gol yapacak. Ben vurayım, ben atayım, dışarı atıyorsun. Atma. Evet. İkinci de da aynısı var. Bıraksan Icardi atacak. Peki. Birazdan Kerem'i getireceğim ekrana. Kimle kıyasladık onu şimdi unuttum. Ee, Murat Özbostan, Ceko, Icardi. Herhalde gol kralı ikisinden biri olacak. Büyük bir aksilik olmazsa. Icardi çok iyi başladı ama sakatlığından sakatlığının ardından bir düşüş yaşadı. Yani sakat sakat oynadı. Okan Hoca da ondan... Vazgeçemedi. O da oynamaktan vazgeçmedi. Yani kendini e, bir düzeleyim de öyle oynayayım demedi. Galatasaray için fedakarlık gösterdi. E, sonuç itibariyle e, bence bir de son maaşı da eleştirildi ama bugün bakıldığı zaman Icardi'nin e, en önemli problemi kanatlardan yeteri kadar kendisine top gelmemesi. Yani adamın özelliği top gelirse gol atması. Okan Hoca ama, da bunu söyledi. E, Ceko'nun biraz daha tabii ona göre farklı olduğunu, daha biraz önce de ifade ettiğim gibi yani hem sağa hem sola gelmesi, hem asist yapması, hem orta sahaya gelmesi, hem defansa gelmesi, daha çok hareketli olması. Ama bu maçta ben seyirci faktörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani onun için eğer bir oy vermem gerekiyorsa burada Ceko'ya oy veririm. Deko diyorsunuz. Tabii bir de tam e, nasıl durum onu bilmiyoruz ama idmana çıkmış biraz önce senin dediğin gibi tam çalışmış yani tamamında ee, evet takımla beraber çalıştı yani Galatasaray'ın e, tabii ki en önemli kozlarından bir tanesi Icardi yani evet Icardi de bayağıdır hani suskun diyeceğim ama, şöyle ama eski formundan olma, uzak belki e, Kadıköy'de bir patlama yapabilir ama şöyle bir şey var yani Icardi şey e, Ceko atmıyorsa Tadic atıyor. Hı. <laughs> Şu atıyor, İrfan atıyor. Yani atıyorlar yani. Peki Galatasaray'da Kerem dışında Icardi atmadı mı Kerem atıyor. Diğer oyuncuların biraz daha herhalde skora katkı yapmaya başlaması lazım. Çok pozisyona girip final vuruşlarını etkili yapmıyorlar. Ben mesela Karbunk maçında çıplak gözle izledim. Yine maç 3-4 olur. İkinci yarıda oyuncu değişiklerinden sonra. Bakan bu çaprazdan kaçırdı. Kerem Geldi Kerem. Kerem yerden kaçırdı. Kerem ilk yerde kaçırdı. Bunlar hepsi normalde başka takımlarda gol olur. Yani bunlar net gör, yani net gol olabilecek pozisyonlar. Ben bunlara şaşırıyorum vuruş konusunda. Mesela o konuca doğru söylüyor. Kabul ediyorum. Ben sezon başından beri söylüyorum kenardan orta almıyorlar diye kenardan orta gelmiyor diye sezon başından beri söylüyorum. Zaten geçen sene Icardi yıldız yapma yapan en büyük etkenlerden bir kenarlardan gelen ortalardı ya. Bunu Raşika yapıyordu. Bunu Kerem yapıyordu. <laughs> Hatta bir zaman Mertens yapıyordu. Ya yani gelmiyor. Zaha da Ziyech'te Tete de Tete'de. içeri girerek oynamaya çalışıyorlar. Ya da kaleye vuruyorlar ya da değil. Ya bu şekilde değil. İ Sıfıra inip orta yapan yok. Ne Zaha sıfırdan yapıyor. Ne şey e, TT yapıyor Icardi rahatsız değil mi bu durumda yani? Rahatsız tabii yani yani... gol pozisyon almıyor Şimdi Icardi'yi eleştiriyor neyini eleştiriyorsun Icardi sağda gidin çıplak gözle izleyin Nerelere doğru koşular yaptığını Görürsünüz Icardi'ni Icardi o topu getiriyor musunuz İki tane koşu yapıyor defans arkasına Adama iftira atar gibi pas atıyorsunuz ya Yani kanatlar Vallahi ciddi Kanat, söylüyorum evet. yetişemiyor topa yani Kusura bakma evet. Topun Ana, şiddetini, pası şiddetini ayarlayacaksın kanatlardaki yani. Kanatlardaki oyuncuların biraz egoist olduğunu mu düşünebiliriz o zaman? ben öyle o ya da stilleri buna yatkın değil. Stilleri yatkın değil buna. Çok yani Zaha ile götürüp çekip vuran oyuncu. Evet yani, yani. ziyech de önce öyle. Önce atmayı düşünüyorlar. Ziyeç yani, de yani. öyle. Mesela Ziyeç kara maçında seyrettim. Soltan bir frik attı biliyorsun. Kaleci zor çıkardı. Ondan sonra en az 3 defa adamı geçemedi 4 defa. Geçemedi. Yani ben ona şaşırıyorum siz Zaha'yı muhtemel 11'inize yazmadınız değil mi? Ya ben yazmadım yani. Zaha evet. takımı eksik bırakıyor yine yine Peki. bir topu kaptırdı, düştü. Karagümrük atağa başlattı. Evet. Yani ben yani Zaha'ya bu halini yani. güvenmiyorum. Onu söylemeye da. çalışıyorum. Evet. Peki hücum hattında başlamışken evet gelelim Zaha'yla Tadic'e. Şimdi e, 7 gol Tadic 6 asist. Zaha'nın bir asisti var az önce Levent düzemenin vurguladığı gibi çok fazla asisti düşünmeyen oyuncular bunlar. Yani Galatasaray'dakiler. 5 ee, beş golü var. Şimdi... Bak, toplam golü 13. Hı, Hı Doğru mu? Gole katkısı 13. Zaninki 6. 6. Aradaki fark 7 fark var arada işte. Tadit'in yani. kaç tanesi penaltı kaçırmasına rağmen acaba? Ha, kaçı penaltı? Bir bakabilir miyiz? Yani dördü, Golün dördü falan penaltıdır. Bunlar belki. lig maçları herhalde. Tabii. Tabii. Ee, Gürcan Bilgiç, Tadiç'i Son maçta biraz eleştirdiler çok top kaybetti çok top ezdi diye ama sonuçta e, böyle büyük maçları çok görmüş yaşamış bir e, oyuncu ağır basıyor mu Zaha'ya göre? Verim olarak tabi yani e, sezon ve mesela sezon başı transfer edildiğinde iki takımın da listesindeydi. Hem Penabahçe istiyordu sonra Galatasaray aldı Zaha'yı. Ee, ama şeyden gelirken, Premierlikten gelirken mesela ben o kadar çok izlemiyorum Premierlik Lig. İzleyen arkadaşlarımla görüştüğümde dediler ki bir maç harikalar yaratır, dört maç, üç maç göremez. Hmm. Yani Zaha'nın Ankara gücü maçı mıydı? sayın, müthiş oynadığı bir maçtı. Değil mi galiba Ankara gücü maçıydı. En iyi maçı, sonra bir daha göremedik. Şimdi bir de Manchester'da oynadığı bir, maç var. Orada gol attı. Gol dışında gene orada da çok görünüyor. Yani. Maç... Neyse. Nefis bir pas aldı yani. verdi şeye, Kerem e. şey Kerem'e. bir daha onu oynasa Kerem boş kaleye atacak. Şey, ee, yani oyunculuktan hiçbir şey diyemeyiz tabii canım. Tabii canım. Yani bu, bu, bu eleştiriyoruz ama kötü oyuncu Yok. değil yani. Ama iyi bir sezon geçirmiyorlar. Bu da bak ortaya bakacaksın. Bu, da, bu da bir orada farkı göreceksin. İkincisi isabetli orta Mesela Freddy, birinin bir. fredi Fenerbahçe'de ya da onun yerine oynayacak kimse. Daha görünür kıran Tadiç. Neden Tadiç? İki kişi tutuyorlar Tadiç. Bakın bir sağ bek Tadiç'in üstüne oynuyor. Bir de sağ stoper hemen onun yanında şeyde e, kademede. Kayseri'de de öyle oldu. Şimdi bütün teknik adamlar antrenmanlarda işte o üçgenler var ya yapıyorlar diriller. Rea hocam olsa iyi anlatırdı burada. Bir kişi nasıl fazla olurum diye yapıyor. Rakipten o noktada. Bek işte işte Stoper yaklaştı mı şeyin üstüne? E, kademesine. E, Simanski oraya girdiği zaman öteki stoper de onunla geldi mi? E Tadiç fred bomboş. Dikkat edin Kayseri maçında. Üç golde de fred var. Evet. O pasları kullanıyor. Ar araya to topu kullanıyor. Çünkü e, rakip aman buna bir şey yaptırtmayayım derken bir kişi eksiliyor. O bir kişiyi lig alandan Fred çok iyi faydalanıyor. Ben öyle düşünüyorum. İkincisi şu da bir realite. Ee, rakipler Fenerbahçe'nin sağ kanadına oyun kurarken baskı yapıyorlar. Yani sola yönlendiriyorlar. Fenerbahçe'yi tadıç üstüne. Yani bu adam ağır dönemiyor. Biz onunla basar topu alırız. Bu bir taktiktir. Çoğu zaman Mesela Caner Erkin varken aynısını yapıyorlardı. Fenerbahçe'de Caner Erkin oynarken topun Caner'e gitmesini istiyorlar. Niye? Atıyor, ortalıyor. Atıyor, ortalıyor. Sıfır inme şeyi yok. Ee, öyle bir durumu yok Caner'in. Stoperlerini yerleştiriyor oraya. Ee, iki, iki stoperini geleni karşılıyor, geleni karşılıyor. 30 orta yaparak bitirdi Caner diyorlar. Mesela çok başarılı maç geçirdi. Ama halbuki rakibin taktiği ona zaten ortaları yaptırtma Çünkü orada tamam. önlemini almış stoperleriyle. Ama orta etkili o gün, ortalar şimdi o gün, öyle güven, demeyelim. Güven, o zaman hepsi gol olur. Yani evet. 30 orta yapıyorsan 27'sine rakip stoper vuruyorsa e, senin takımın yani doğru, doğru pozisyon alamıyorsa bir e, tamam ama yani bugün Türkiye'nin en iyi orta yapan oyunculardan bir tanesi Caner Erkin. Bunu yani inkar yapalım. edemeyiz ki. Peki. Yani Ş şimdi şey, Murat hı pardon. E, e, burada, hayır onun tartışılmak. Levent de aldığı bilgiler vardır. Hangi Okan Buruk'u seyredeceğiz pazar günü? Topu rakibe veren mi? Yoksa Şampiyonlar Ligi'nin olduğu gibi topu rakipten isteyen mi? Ben onu merak ediyorum. Çünkü evet. geçen seneki bence, geçen seneki maçın kararına iki maçada baktığın zaman rakibe yürü, veren. Öyle mi çıkıyor? Emin misin baktın mı? 50 50 çıkıyor. 52'ye 48 çıkıyor. Şunu söyle. Topla oynamalar öyle çıkıyor. Ya bugün Fenerbahçe Bayern Münih'ten daha iyi bir takım değil. Bunu kabul edelim. Doğru mu? Tabii. Bu baskıyı 70 dakika yapabilir misin? 80 dakika yaptın Bayer Münih'e. Yapar. Yaparsın, Yaparsın yapabilirsin. Istiyorsan. Ama sonucu bitir, sonuçlandıramazsan sıkıntı oluyor. Evet. Yani sonuçta şunu söylüyoruz mesela. 80 dakika Galatasaray takımı müthiş bir direnç gösterdi. Baskı arttı Bayer Münih'e. Hakem hatalarını bir kenara koyalım. Tamam kabul edelim. Ama sonuç mağlupsun. 70 dakika inanılmaz pozisyonlara giriyorsun, etkili oynuyorsun ve sonra iki tane yiyorsun, 3-1 kaybediyorsun. Bence oyun bir stratejisi vardır. Oyun stratejisi, futbolda bu doğrudur. Kazanamıyorsan kaybetme kültürü geçerlidir her zaman. Oyunun, ben söyleyeyim Fenerbahçe'ye baktığın zaman, Fenerbahçe'yle birebir geniş alanda oynarsan sıkıntı yaşayabilirsin. Ama kompak oynarsan yaşamazsın. Bir de Tadiç konusunda şunu söyleyeceğim, bak Saşa boyu uyarmaksa lazım Okan Burun.